Bir ülke için para o ülkenin gücünü, özgürlüğünü ve en önemlisi de itibarının simgesi olarak ifade edilir. Bizim ülkemizde de parayı emanet ettiğimiz kişi Hafize Gaye Erkan. Para politikalarıyla ilgili haber olmaktan ziyade daha çok Merkez Bankası'nı bir aile şirketi haline getirdiğine ilişkin iddialar her gün yeni bir skandalla tartışılır konumda. 7 Aralık 2023'te yeni 200 TL'lik banknotlar piyasaya sürüldü. Doğal olarak burada Merkez Bankası'nın başkanının imzası var. Ancak fark ettik ki bu imza Gaye Hanım'ın daha önce kullandığı imzalardan farklı. Yani bizim Türk liramıza itibar diye saydığımız simge halindeki paramıza atılan imza Gaye Hanım'ın daha önce kullandığı imza değil. Ya Gaye Hanım bugüne kadar hep sahte imza kullanmış ya da bu parada kullanılan imza sahte. Şimdi buradan sormak istiyoruz. Milletin itibarı, ülkenin itibarı olan bu parada bu imza noterden onaylı bir imza mı? Sizin daha önce kullandığınız, örneğin burada ABD'de kullandığı imza. Bu imzayla farklılığın sebebi nedir? Neden bu paradaki imza değiştirilmiştir? Burada Amerika Birleşik Devletleri patent başvurusunda kullandığı imza, belki de kurumda kullandığı imza da bu olabilir ve burada da 200 banknotlarda attığı imza. Buradan tekrar soruyoruz. İki farklı imzanın gerekçesi nedir? Para toplumun, ülkenin itibarı diyoruz. Bu parada kullanılan imza gerçek midir, değil midir?